18-37 civarında Irak'ın kuzeyinde insansız hava araçlarımızın yapmış olduğu uçuşlarda oradaki tespitler esnasında yaklaşık 40 kişilik bir grubun hareket halinde olduğu, ki bu bölge tamamıyla terör örgütünün daima hareket halinde olduğu, sürekli olarak bulunduğu, kamplarını değişken olarak kurduğu bir bölge, Sinat Haftanin denilen bölge. Ve bu bölgede yapılan bu uçuş yine istihbarat örgütlerimizin yaklaşık 10 gün kadar önce verdiği bilgi üzerine yapılan bir uçuş. Ve bu uçuş neticesinde de bu görüntüleri güvenlik güçlerimize geçen insansız hava araçlarının hemen ardından buraya malum iki F-16 uçağımızın kalkması ve bu görüntülerin olduğu bölgeyi de bu F-16 uçaklarımız vurmuştur. Tabii insansız hava araçlarının bu tespitleri birebir bunlar şudur şeklinde değerlendirilmesi mümkün değil. Ve sadece orada alınan görüntülerdir. Ve bu görüntülerde de böyle bir 40 kişilik gruptur. Tabii daha sonra yapılan tespitlerde bunların sigara, mazot vesaire gibi bu tür kaçakçılıkları yapan bir heyet, grup olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bu ana kadar da benim edindiğim bilgiler, arkadaşlarımdan aldığım bilgiler, yani bu tür kaçakçılıkları da 3, 5, bilemediğiniz 10 kişilik gruplar, ama tabii kullandıkları yük taşıyıcılar, açık söylüyorum, katırlar, sayı çok daha fazla olurmuş. Tabii burada 40 kişilik bir grubun olması, daha önce gerek Gediktepe, gerek Hantepe'deki oradaki alınan talihsiz neticelerde de biliyorsunuz, silahlar bu tür hayvanlarla taşınmıştı. Ve niçin işte bunlara müdahale edilmedi diye o zaman da yine yazılı ve görsel medya herkes bu tür eleştirileri yapmıştı. Tabii bunların hepsi birer ibretti, birer tedbirdi. Bu defa ise böyle bir şeye, yanlışa güvenlik güçlerimizin düşmemesi, ama talihsiz bir netice, üzüntü verici bir netice. Maalesef işte Uludere'deki 3 köyün mensuplarının bu sigara kaçakçılığı vesaire bu tür şeyi yapan bir grup ve bunların yarıya yakını 20 yaş altı, diğerleri 20 yaş üstü olan insanlardan oluşan bir gruptu. Ve burada 35 vatandaşımız böylece ebediyete intikal etti. Bir vatandaşımız yaralı. Tabii burada üzüntümüz bu noktada büyük. Şu anda da gerek idari ve adli incelemeler yapılıyor. Bildiğiniz gibi dün süratle buraya Diyarbakır'dan adli tıp yetkililerini gönderdik. Ve oradaki bütün incelemeleri adli tıp yetkilileri yaptılar. Ve bu sabah itibariyle bu incelemeler bitti. Şu an itibariyle öyle zannediyorum ki defin işlemleri de bitmiş olması lazım. Çünkü 2 saat öncesi aldığım bilgilerde defin işlemleri devam ediyordu. Bütün oradaki
şu anda vatandaşlarımız sahiplerine teslim edildi ve böylece devin işlemleri de cereyan ediyor. Ben tabii ki tüm oradaki ailelere başsağlığı dilerken ölülerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii bu incelemeler neticesinde gerekli olan neyse tüm bunlar da yapılacaktır. Şu anda gerek savcılık buradaki çalışmalarını yürütürken bütün görüntüler ki yaklaşık 4 saatlik bir görüntü elimizde mevcut ve bu görüntüler üzerinde de yine aynı şekilde gerek Türkçe özellikler dürüst olmayan bir siyasetin ifadesidir. Şimdi burada bu kıyak emeklilikti, şuydu buydu filan bu tür şeyler hep konuşuluyor. Evet arkadaşlar, ben hiçbir zaman popülist bir yaklaşım içerisine girmem. Bu benim huyumdur. Karakterimi bilen bilir. Bugün gerek emekli gerek şu anda bizzat çalışan milletvekillerini kastediyorum. Ve bu arada da tabii üst düzey memurları kastediyorum. Şimdi üst düzey memurlarda emeklilik maaşlarını şöyle bir gözden geçirdiğiniz zaman bu milletvekili emeklisi olanlardan bunlar daha düşük değil. Buna yakın, buna benzer onlar da maaşlar alıyorlar. Ve kaldı ki eğer görevde olanları kastedersek bu görevde olanların hemen hemen büyük bir çoğunluğunun altında arabasından lojmanına kadar her şeyi var. Bunun yanında şoförü var. Ve şu anda milletvekilleriyle alakalı söylüyorum. Biz mesela iktidara ilk geldiğimizde biliyorsunuz ilk yaptığımız iş milletvekili lojmanlarını satışa çıkarmak olmuştur. Biz milletvekili lojmanlarını satışa çıkardığımız zaman bugün ileri geri konuşan bu yazılı ve görsel medyanın mensupları kalkıp da milletvekillerine veya iktidarımıza teşekkür ettiler mi? Böyle bir şey duydunuz mu? Hayır, hiç böyle bir şey olmadı. Biraz gerçekçi olun. Bugün özellikle çalışan milletvekili arkadaşlarımla ilgili söylüyorum. Bir defa sürekli olarak illerine gidip gelmeleri zarureti var. Ve gelen misafirlerini ağırlama mecburiyetleri var. Bunların hiçbir ekstrası yoktur. Milletvekili arkadaşlarımızın altında onlara tahsis edilmiş araba yoktur. Onlara tahsis edilmiş şoförleri vesairesi yoktur. Sadece başkanlık divanı üyeleri, komisyon başkanları bunlara yönelik vardır. Ama bunların hepsi gözden kaçırılıyor. Adeta milletvekillerinin hepsinin altına sanki devlet birer araba tahsis etmiş gibi böyle acımasızca yakıştırmalar yapılıyor. Tabii biz Cumhurbaşkanımızın bu iadesindeki gerekçeleri gözden geçirerek belki emekli milletvekillerimizle ilgili %42-%60 oranını bir değerlendirmeye alıp bu değerlendirmeye göre arkadaşlarımızla bir karara varacağız ve bu şekilde de meclisten bunu geçireceğiz. Ve burada tabii Cumhurbaşkanımızın yaklaşımını değerlendirmeye almak suretiyle nihai kararımızı vermiş olacağız. Ama ben bu spekülasyonları acımasız buluyorum. Doğru bulmuyorum, bunu açık söyleyeyim. Ve kimse de burada seçim şeyleriyle, popülist yaklaşımlarla bu maaşlar üzerinden bu tür şeylere girmesi ki 550 milletvekilidir bu. 550 milletvekilinin bu aldıkları maaşı bu kadar speküle etmelerini acımasız buluyorum. Yeter ki milletvekili arkadaşlarım dürüst bir çalışma içerisinde görevlerini bu 4 yıllık süre içerisinde başarıyla sürdürsünler ve aldıkları bu maaşı ben inanıyorum ki vatanına da halkına da helal ettirirler. Ve bunun dışında gazeteciler şöyle yazmış, televizyonlarda şöyle konuşmuşlar. Bunları kusura bakmasınlar, hiç kale almıyorum. Bunlara çok alışığız. Yıllar yılı bunları hep söylemişlerdir.
Ama diğer Türkiye'deki tüm gelişmeleri kimse bu noktada kale almamıştır. Burada yalnız az önceki sorunuzla ilgili bir şeyi ifade etmeden geçemeyeceğim. O da şudur. Özellikle bu Haftanin'deki olayla ilgili atılan bazı gazete başlıkları çok acımasız, çok insafsız. Devlet halkını bombaladı gibi bir başlık. Bunlar acımasız başlıklardır. Bir defa hiçbir devlet halkını kalkıp da kastı mahsusa ile bombalamaz. Yani geçmişte bu tür şeyler belki yapılmış olabilir. Ama bizim iktidarımız döneminde böyle bir şeyin olması mümkün değildir. İki, burada bilir bilmez yazan çizen bazı maalesef köşe yazarı sıfatıyla cambazlar da var. Bunlar da istihbarat örgütlerimizi istihbarat örgütlerinden çok daha iyi biliyorlar. Herhalde bunların da istihbarat örgütlerinin içinde böcekleri var. O böceklerden aldıkları bilgilerle güya Milli İstihbarat Teşkilatımız yanlış bilgiler vermiş ve bu yanlış bilgiler sebebiyle bu tür bir hareket yapılmıştır. Milli İstihbarat Teşkilatımızın son anda vermiş olduğu herhangi bir bilgi, herhangi bir terörist başıyla ilgili bilgi, son anı kastediyorum, yoktur. Bunlar 9-10 gün öncesine ait bir bilgidir ve Milli İstihbarat Teşkilatımız da bugün buna yönelik bir yazılı açıklama aittir. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkürler. Yine emekli maaşlarıyla ilgili. Değerli kardeşlerim, BDP'nin ki biliyorsunuz her zaman şovdur. Her zaman istismardır. Ve işi gücü zaten hayatı durdurmaya yönelik adımlardır. Şimdi bakın ta Uludere'de olan bir olayla ilgili gelip Taksim'de cam çerçeve indiren, günahsız araçları taşlayan anlayışı niçin acaba bu medya kalkıp da değerlendirmesini yapmıyor? Niçin bunlara yönelik gerekli olan değerlendirmeyi yapmıyor? Bu düz bir yaklaşım. Yani Taksim'de tarla başında giden bir aracın ne günahı var? Oradaki esnafın ne günahı var? Onlar niçin taşlanır? Onların camı çerçevesi niçin indirilir? Bunların bir taksiratı mı var? Bunlar katil mi? Bunlar herhangi bir şey mi yaptılar? Niçin bunlara böyle bir saldırı yapılıyor? Bu saldırıyı yapanlar ve bunların arkasında olan güçler maalesef ne görselde ne yazılıda, tabii ben bunu tümüyle kastetmiyorum, bir kısım medya ve yazılı görsel fark etmez, onlarla ilgili söylüyorum, bunları hiç değerlendirmeye almıyorlar ve bundan dolayı da tabii üzüntülerimiz çok açık ortada. Mersin'e bakıyorsun öyle, Adana'ya bakıyorsun öyle ve bütün bunların hepsi asıl bu ülkede yani isyankar bir yapının ve kendilerinin ifadesiyle yakışıksız yaklaşımların ve ülkeyi karıştırmaktan başka hiçbir emeli olmayan bir anlayışın, bu siyasi olabilir, uzantısı olabilir, fark etmez, terör örgütünün bir uzantısı olabilir, bu yaklaşımları tasvip etmemiz de mümkün değil. Teşekkür ederim.